8. madde üzerinde gruplar adına 3. konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu. Süreniz 10 dakika Sayın Kuşoğlu. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 11 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde 8. madde üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tasarının 8. maddesine geldik. Bu hafta içerisinde bununla görüşüyoruz. Bu tasarının özünü biliyorsunuz 2. maddedeki faiz ve sermaye kazançlarından elde edilen gelirin vergi dışı tutulması oluşturuyor. Esas özünü oluşturan madde buydu ve 20-25 milyar liralık yıllık 5 yıl içerisinde de 150 milyara yakın bir meblağın alınmamasını, vergi olarak alınmamasını getiriyoruz bu düzenlemeyle. Bu rakam tabii çok önemli bir rakam. Konuşmamız, tartışmamız gereken bir rakam. Daha detaylı olarak tartışmamız gereken bir rakam. Bunun nasıl olması gerektiğini, nasıl yürütülmesi gerektiğini de çok iyi tartışmamız lazım. Ben daha önceki konuşmamda konunun 3 yönü olduğunu söylemiştim. Bu özellikle 2. maddenin, yani bu tasarının esasını oluşturan maddenin 3 yönü olduğunu söylemiştim. Vergi yönü, ekonomiyle ilgili yönü ve uluslararası küresel ekonomiyle ilgili yönü, uluslararası sistemle ilgili yönü. Maliye ile ilgili, vergi ile ilgili yönü ile ilgili geçen konuşmamda bilgi vermiştim, düşüncelerimi aktarmıştım. Maliye Bakanlığı'nın vergi sistemimizin bu konuda yetersizliklerini, maliyenin tabana yayılamadığını, vergi mükellef sayısının nüfusumuz kadar artmadığını, 54 milyon seçmenimiz olduğu halde 1 milyon 800 bin civarında gelir vergisi mükellefi olduğunu, buna kira gelirleri elde edenlerin ilave olarak ya da kurumlar vergisi mükelleflerinde ilave edilmesiyle bile çok daha gerilerde kaldığımızı anlatmıştım ayrıntılı olarak. Maalesef mali açıdan iyi değiliz, vergi açısından iyi değiliz. Vergi açısından yapılması gereken bir reform var, temel reform var önümüzde. Yeni Bakan, Sayın Maliye Bakanı bunlarla ilgili olarak konuyu da iyi bilen birisi olarak gerekeni yapacaktır inşallah diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bugüne. Bugün de konunun ekonomik yönü, ekonomiyi ilgilendiren yönü ve küresel ekonomiyi ilgilendiren, küresel sistemi ilgilendiren yönleriyle ilgili sizlerle görüş alışverişinde bulunmak istiyorum. Çünkü o yönleri de çok çok önemli. Uluslararası sistem biliyorsunuz son yıllarda üretim ekonomisinden finans ekonomisine kaydı. Yani birçok ülke paradan para kazanıyorlar. Parayı satıyorlar, para kazanıyorlar ondan. Ve bizim gibi ülkelerin gelirleri maalesef özellikle bu finans ekonomisi uygulayan ülkelere, kurumlara, şirketlere gidiyor. Bunlar karşısında bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin daha uyanık olması, daha bilgili olması lazım. 2000'li yıllar dünyanın en fazla para bolluğu yaşayan yılları oldu. En fazla likit bu dönemde ortaya çıktı. Çok da ucuz oldu. Bütün ülkeler daha önce para bulamayan bütün ülkeler kolaylıkla para bulabildiler. Düşük maliyetlerle para bulabildiler. Ama bu parayı yatırıma dönüştürmekte hemen hemen hepsi zorluk çekti. Türkiye de aynı zorlukları çekti, aynı sıkıntıları yaşadı. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara öncelikle gelmek istiyorum. Şimdi biz hangi amaçla biraz önce söylediğim 20-25 milyar lira vergiden vazgeçiyoruz? 5 sene için 150 milyar vergiden neden vazgeçiyoruz? Sıcak para daha rahat gelsin, daha ucuza borçlanalım diye, değil mi? Peki Türkiye dünyanın en fazla, en yüksek faizle borçlanan ülkelerinden bir tanesi. Belki de başında geliyor reel faize geçersek, reel faizi hesaplarsak. Madem öyle, biz 10 yıldan beri vergi almadık. Neden ucuza borçlanamıyoruz? Çünkü biz yapısal reformlarımızı yapmadık. Yapmamız gereken reformları yerine getirmedik. Bir eksiklik var demek ki. Çok önemli bir eksiklik. Bu kadar
yüksek bir borçlanma söz konusu. Biz hala vergiden vazgeçiyoruz. 5 sene daha vergi almayalım diyoruz. O zaman yapmamız gereken bir şeyler var. Muhakkak yerine getirmemiz gereken bir şeyler var. Neler bunlar? Öncelikle Türkiye'nin siyasi istikrarını oluşturması lazım. İşte Rusya'dan başlıyoruz, kuzeyimizden. İran, Irak, Suriye, Mısır, Libya, böyle gidiyor. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere ilişkilerimiz yeterince iyi değil. Buralarla ilişkilerimizde hepsinde sorun var. Bir. İki, kendi içimizde sorunlar, sıkıntılar var. Kendi içimizde sorunlar, sıkıntılar var. Siyasi olarak bu istikrarı sağlayamadığınız sürece yatırımcı gelmez. Sıcak para maliyetli olarak gelir. İki, biz yapmamız gereken adalet reformunu, hukuk reformunu yeterince yapmadık ya da uygulamıyoruz. Bunlarla ilgili sıkıntılar var. Bu yoksa, hukuk reformu yoksa gerisinin olması da mümkün değil. Paranın gelmesi, rahatça yatırım yapabilmesi mümkün değil. Bununla beraber tabii ki eğitim konusunun da halledilmesi gerekiyor. Altyapı reformlarının halledilmesi gerekiyor. Mesela sık sık söylenir. Ya Türkiye'de işsizlik yok. Ben firmama adam arıyorum, bir türlü bulamıyorum. Çünkü eğitim almayan kalifiye istihdamı yaratamıyoruz, oluşturamıyoruz bir türlü. Bir şeyler bilen, usta, kalifiye elemana ihtiyaç var. Onlara eğitim vermemişiz. Türkiye'de en az 6 milyon gerçek anlamda işsiz var. Ama bu işsizler gerçek anlamda eğitim almadıkları için fabrikalarda ya da çalışmaları gereken yerlerde çalışabilecek nitelikte bir eğitime sahip olmadıkları için hiçbir şekilde işverenler tarafından istihdam edilmiyorlar. Haklı olarak onlar da. Demek ki devletin yapması gereken reformların başında bu eğitim reformu da geliyor. Bütün bunları dikkate alarak bir yapı oluşturmamız lazım. Müsaade ederseniz bu reformların, bu ekonomiyle ilgili konuların bir vizyon gerektirdiğini, bir kadro gerektirdiğini, bir mutabakat gerektirdiğini söylemem lazım. Mutabakat gerektiriyor derken burada öncelikle muhalefetiyle, iktidarıyla hep beraber bu konularla ilgili mutabık olmamız lazım bu reformları yapabilmek için. Bir, o anlayış içerisinde olmamız lazım. Bir de buradaki bürokraside olduğu gibi bürokratların da kadroların da yeterli olması lazım. Bu mutabakatı anlamış, kavramış ve bu hedefe doğru birlikte hareket edeceğimiz, çalışacağımız kimseler olması lazım. Bunlarla ilgili olarak da bizde henüz yeterli irade oluşmuş değil maalesef. Sıkıntılar var. Bu konuyu müsaade ederseniz biraz daha basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Çok önemli olarak görüyorum. Mesela bir köy, 100-150 hane kendi yaşantıları var. Bu köy çok kolaylıkla borçlanabilse, kredi alabilse 3 seneliğine, aldıkları krediyi hepsi evlerini değiştirse, lüks evlerde yaşasa, 3 sene sonra ne olur? Kredinin geri ödemesi geldiğinde hangisi ödeyebilir? Hiçbirisi ödeyemez. 3 sene sonra da köylerini, kendi evlerini, daha önce sahip oldukları evlerini de kaybederler. Çünkü yatırıma dönüştürmemiştir. O alması gereken şey traktördü, biçer döverdi. Tarıma yatırım yapması gerekiyordu. Onu yapmamış oluyor. Bakın ben Polatlılıyım, Ankara Polatlı. Polatlı'nın 70'lerde, 80'lerde 2500'e yakın esnafı vardı. Kasap, manav, bakkal, küçük esnaf. Şimdi Polatlı'nın nüfusu, o zaman Polatlı'nın nüfusu 30 binlerdeydi. Şimdi Polatlı'nın nüfusu 130 bine çıktı. 130 bine çıktı, birçok ilden büyüktür. Ama esnafı 400'lerde, 400-450 arasında esnaf var. Kayıtlı esnaf bu. Neden esnaf sayısı azaldı? Çünkü büyük marketler geldi, devreye onlar girdi. Bunlar Polatlı'ya ait değil. Polatlı'nın dışından gelen marketler, Polatlı'daki parayı alıyorlar anında, Polatlı dışına çıkıyor. Halbuki küçük esnaf varken o para Polatlı'da o esnaf arasında gidip geliyordu, sirküle ediliyordu. Toptancının getirdiği para 3 ay, 5 ay Polatlı içerisinde sirküle ediliyordu. Kasap, manav, bakkal Polatlı içerisinde sirküle edilen o parayla geçinebiliyordu. Katma değer yaratıyordu. Şimdi market alıyor o parayı, Polatlı'ya kalmıyor. Çünkü küçük esnaf azalmış. O paranın Polatlı içerisinde sirküle etmesi mümkün değil.
Market sahipleri Polatlı değil, o gross marketlerin sahipleri. Bu Polatlı için elektrik, su, doğalgaz benzeri ihtiyaçlar için de geçerli. Bu Türkiye çapında uygulanabilecek bir durum aynı zamanda. Dün Sayın Erdoğan da anlattı. Bizim perakende sektörümüz, bankacılık sektörümüz, sigortacılık sektörümüz, enerji sektörümüz, ulaştırma sektörümüz, iletişim sektörümüz yabancılara ait. Para Türkiye'de durmuyor. Alıp dışarı çekiyorlar. Onun için biz borçlanma ihtiyacı içerisinde kalıyoruz. Borçlanma. Teşekkür ederiz Sayın Kuşoğlu.